Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sarı kantoron otu topluyoruz. Biraz bulduk. Göster bakalım anne. Oo, cennetine düştük anne, bak gel. Nerede? Bak. Arkasına da var. Vereyim mi eldiveni? Bak arkasına da var. Yeter. Anne, burada bir sürü var. İki kiloluk kavanoza yapalım. Git oraya. Evet, şu tarafta. Dolu. Şu taraftan gidelim. Gel. Burası çok. Hadi. Evet arkadaşlar. Sarı kantoronun faydası çok fazla. Bunu zeytinyağında bir kabın içinde yaklaşık 40 gün güneş alan bir yerde bekletiyoruz. Daha sonra vücuttaki açık yaralara, işte yanıklara, mideniz ağrıyorsa mide ülserine, başınız ağrıyorsa başınıza, dizeniz ağrıyorsa dizinize krem gibi sürüyorsunuz. Çok kısa sürede etkisini gösteriyor. Denedik, test ettik. Anne, şunu alacak mı? Yapılışını da ayrı bir videoda göstereceğiz. Şimdi bitkiyi gösterelim. Bitki şöyle bir bitki. Anne, bir saniye. Bitkinin yapısı şu şekilde. Doğada her yerde bulunabiliyor. Yol kenarında, bağda, bahçede. Bizim bahçemiz şurada hemen. Şu gördüğünüz hayvanların ilerisinde. Gel, şunları da alalım anne. Ya yeterini boş versen, gel al bulmuşken. Şu bir de arkasındakileri alalım, sonra tamam yeter burada zaten. Ocak gibi falanmış burası. Geçebilecek misin? Mesela benim dün akşam şu parmağımın şurası belli oluyor mu bilmiyorum, su toplamıştı. Yatmadan önce bir ovaladım. Sabah su kalmadı orada ve acısı da geçti. Çok var oğlum, hepsi çöp oldu. Faydasını da gördüm. Yo, niye çöp olsun anne? Evde zeytinyağı yok mu? Hı. Şeyde, Karabük'te. Hı. Tamam. Oraya götürürüz. 2,5 litre bidonu yaparız. Arkadaşlar, bunun olması için 40 gün beklememiz gerekiyor. Yaklaşık 1,5-2 ay güneşte beklemesi gerekiyor. Yani şifayı da artık doğadan aramaya başladık. Doğa bize her türlü şifayı da veriyor. Şöyle alalım. Sen kökünü al. Şöyle gidelim, şuradakiler de alalım, gidelim. Sayınca kökü de çıkarmış, bahçeyi dikeceğim. Olmaz ki. Topuk dikeni. Sonra sivilce izleri, deride bulunan lekeler, yanık söyledik, vücudunuzda bulunan lekelere, ayak mantarı, belki ayak mantarını da iyileştirebilir çünkü o kadar çok şeye faydası var ki, her şeye bundan içesi geliyor sen. Boğazım gıcıklanıyor, annem diyor ki bunun yağından iç. Doğadaki şifalı bitkiler serisi. Sarı kantoronla devam ediyor. Yakında kekik. Bulabilirsek ada çayı. Çam ağacının kozalağı ve sürgünleri.
yeni yeşil sürgünleri. Onları da toplayacağız inşallah. Şöyle tekrar göstereyim. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumda belirtebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplarım. Anne şunları da al, tamam. Gene geliriz buraya toplama. Ben bir yer daha biliyorum böyle çok olan. Bakın arkadaşlar, ayağımızın altında. Yani şöyle kenarlara bakıyorduk. Bulduk, çok kolay. Şöyle seni bir çekeyim şöyle. Şöyle yan yana bir tut. Şöyle bir bitki arkadaşlar, sarı kantaron. Bulduğunuz bitkileri Instagram'daki Köyde Bir Ömür adresinden fotoğrafını atarsanız, bilirsek eğer, yorumlarız. Şimdi biz bahçede biraz işimiz var. Ondan sonra eve gidelim. Bunun yapılışını çekelim. Onu da ayrı bir video olarak göstereceğim. Tekrar dediğim gibi, bitki hakkında sormak istediklerinizi yorum yoluyla sorabilir. Biz de cevaplarız. Başka bir şifalı video, şifalı bitki videosunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayalım.